savaşlarını konuşmaya başladık bile neden çünkü bize gelen haberler para konusunda kavgaların başladığı yönünde. Peki, şimdi bazı isimler üzerinde tabii bazı isimleri çok sık duyuyoruz. Daha yoğunlaşıyor bu konular. Abdullah Aymaz, Cevdet Türk Yolu ve Mustafa Özcan bu üç isim. Abdullah Aymaz'la şimdi bir kısım tabii Avrupa sorumlusu, bir kısım Amerika Birleşik Devletleri sorumlusu. Abdullah Aymaz'la ilgili bir aslında dini lider de olduğunu biliyoruz örgütün içinde. Şimdi kimdir o Ali heyet? Kim kime düşman kim kimi tutuyor dinleyelim senden Şimdi Mine Sarı aslında şunun altını çizmekte fayda var. E, uzun süredir FETÖ elebaşının Gülen'in zaten hasta olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığını biliyoruz ve aslında bu örgüt içerisindeki çözülme, kavgalar, özellikle de bu para kavgası hı hı. yeni şimdi ölümüyle birlikte ortaya çıkan bir şey değil. Aslında zaten yıllardır e, Gülen'in giderek e, sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte günden güne örgüt içerisindeki o kaosunda giderek büyüdüğünü biliyoruz. Şimdi burada ilk başta istersen Cevdet Türk Yolu'ndan başlayalım. Tamam. Cevdet Türk Yolu FETÖ'cü teröristlerden biri örgütün kasası olarak bilinen aynı zamanda Gülen'in kara kutusu olarak bilinen ve Gülen'in yeğeniyle evli olan hı hı. Gülen'e en yakın isimlerden biri örgüt içerisinde de aslında diğer üyelerin kendisine karşı hani hareket ederken dikkat ettiği yani çekinilen bir isim olduğunu biliyoruz. Gülen'in yanında en rahat bu örgüt yapısı içerisinde davranabilen isimlerden biri olduğunu biliyoruz. Özellikle sağlık durumunun kötüleşmesiyle birlikte doğrudan Gülen'in kişisel bakımıyla da ilgilenen isim Cevdet Türk Yolu. Dolayısıyla da aslında şu söyleniyor Türk Gülen'in uzun bir süre iyi gözü. Hükmesi, sağlıklı gözükmesi için ona ilaçlar verdiği hmm. e, çünkü neden örgütü finanse etmeyi sürdürebilmek örgüt içerisindeki o kaosun önüne geçebilmek için e, bu yolu izlediği söyleniyor. Bir de tabii şunu hatırlatalım Nisan ayında şimdi e, 1999'dan beri Amerika'da konuştuğumuz bir terör yuvası var Pensilvanya'da az önce Saadet Çelikçinin önünde olduğu yer İşte o terör yuvasından Nisan ayında e, Gülen çıkarıldı ve yine Pensilvanya'da başka bir eve götürüldü. İşte e, Cevdet Türk Yolu ve Mustafa Özcan'ın bunu da bilerek yaptığı, yani örgütün o finans kaynaklarını yönetebilmek için e, bilerek başka bir yere götürdüğü, böylece diğer örgüt üyelerinin elebaşıyla ile iletişime geçmesinin de e, önüne geçilmek istendiği e, altı çizilen noktalar arasında. Şimdi diyorum ya bu yeni bir şey değil, zaten yıllardır vardı diye Cevdet Türk Yolu ile ilgili 2021'de yine konuştuğumuz bir Olay olmuştu. O terör yuvasında, Pensilvanya'daki evde, Cevdet Türk Yolu yine bir başka FETÖ'cü terörist olan Osman Şimşekle bir yumruk yumruğa kavgaya tutuşmuştu. Hmm. Bunun sebebi de neydi? Bir mektuptu. O mektupta diğer örgüt üyeleri Cevdet Türk örgütün 30 milyon dolarlık bir hmm. parasını kendi faaliyetleri, kendi çıkarları doğrultusunda harcadığını anlatıyordu mektupta. Dolayısıyla bu mektubun ortaya çıkmasıyla birlikte Türk yolu yumruk yumruğa bir kavgaya girmişti ve bu da yine günlerce 2021'de konuşulmuştu. Dolayısıyla bu zaten yıllardır hali hazırda var olan bir çekişmeden, bir kavgadan bahsediyoruz. Şimdi hazır Amerika'dan bahsederken gelelim Mustafa Özcan'a. Mustafa Özcan örgüt içerisinde Gülen'in gölgesi, güle yani örgüt örgüt üzerinde Gülen'in gölgesi olarak bilinen bir isim. Şimdi o da neyi yapıyor? Bu örgüt sadece Amerika'da faaliyet göstermiyor. Avrupa'da, Afrika'da her yerde faaliyet gösteriyor. Ve dolayısıyla bu ülkelerde yürütülen o kirli faaliyetlerden gelen paralar var. Hı, hı o paraların yönetimi nasıl yapılıyor? Mustafa Özcan üzerinden. Yani aslında kara para aklama diyebileceğimiz Özcan'ın bağlantılı olduğu kişilere aktarılarak bunlar yani bu ekonomik kaynakların yönetilmesinden sorumlu isim Aynı zamanda örgütün kumpas operasyonlarından da sorumlu bir isim. Bu da ne? Örgüt içerisindeki üyelere ilişkin bilgi ve görüntüleri elde edip bunları arşivleyip bunları gerektiğinde kullanan aynı zamanda Mustafa Özcan, örgüt içerisinde kendisine muhalif olanların ayağını da kaydırdığı bilinen bir isim. Bu manada da önemli. Bir de örgüt içerisindeki o sözde atamaları yapan isim olarak biliniyor ki şunu da söyleyeyim Türkiye'de. E, terör listesinde 10 milyon dolar başına ödül konulup kırmızı kategoride aranan bir e, isimden bahsediyoruz. Şimdi bu Amerika ayağı, gelelim bu işin Avrupa ayağına yani Abdullah Aymaz'a. Şimdi Abdullah Aymaz Örgütün kuruluşundan beri var olan bir isim. Ee, Gülen'le birlikte elebaşıyla birlikte yakından çalışan bir isim. İlk başta aslında 1990'da Amerika'ya gidiyor, orada bir üç yıl geçiriyor. Daha sonra Türkiye'ye dönüyor. Ama 1999'da elebaşı Gülen'le birlikte Amerika'ya yine kaçıp, daha sonra da Avrupa sorumlusu olan bütün o Almanya, İsveç, Danimarka, Hollanda, bu ülkelerdeki kirli faaliyetleri e, yöneten isim kimdir? Abdullah Aymaz. Yine Türkiye'de başında 10 milyon lira ödüllü aranan bir isimden bahsediyoruz. Burada şimdi neden bunu anlatıyoruz? Burada örgüt içerisinde şöyle bir ayrışma gerçekleşiyor. Bir yanda Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan bütün o mali kaynağı elinde tutmak isteyen. Diğer yanda Avrupa sorumlusu Abdullah Aymaz var. O da şöyle bir tehditte bulunuyor. Gerekirse diyor ben örgütün Avrupa ayağı olarak sizden ayrılırım. Böyle bir tartışma var. Şimdi dolayısıyla bu işin boyusunun artık şu raddeye gidebileceği konuşuluyor. Örgüt içerisinde karşılıklı suikastlar düzenleme noktasına kadar evet. varabileceği konuşuluyor. Ee, bunu Bu nedenle aslında e, önemli. Yani bu yürütülen faaliyetler evet yeni değil. E, ama ediyor ki böyle bir durumda da yani bu ayrışma senaryosunda da Avrupa ayağının aynı zamanda Afrika'daki... E, faaliyetleri yönetmesi. Hı hı. Amerika ayağınınsa Asya'daki faaliyetleri yönetmesinden bahsediliyor. Şimdi burada şunun altını çizmekte fayda var. Türkiye'nin zaten yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde ülke içerisinde hiçbir hareket alanları, hiçbir faaliyet alanları kalmadı. Bu yurt dışında da Türkiye pek çok diplomasi trafiği yürüterek evet. o okullar üzerinden elde ettikleri gelirleri e, en aza indirgeyerek çok ağır darbe vurdu. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Avrupa bugün halen daha e, bu FETÖ'cü teröristlerin elleri kollarını sallayarak dolaşabildikleri bu kirli faaliyetlerini, yasa dışı operasyonlarını yürütebildikleri bir yer. E, Almanya'da en az 130 e, teröristin iade talebinin e, olduğunu Hı. ama bunların iade edilmediğini e, biliyoruz. Burada e, Amerika'da birazcık şu noktadan da bahsetmek gerekiyor söz konusu bu teröristler olduğunda. E ee, orada çok ciddi bir charter okul ağı kurulmuş vaziyette. Türkiye bununla ilgili az önce Saadet de söyledi. Yani 7 kere iade talebinde bulundu. Bu okul ağları içerisinde her türlü yolsuzluk bakın bu cinsel tacizden o okulların yapılışındaki usulsüzlüklere kadar binanın inşasındaki ve daha sonra o okullar üzerinden yürütülen faaliyetlere kadar pek çok usulsüzlükten bahsediyoruz ama işte örgüt bu okullar üzerinden ne yapıyor? Oradaki federal düzeydeki siyasetçilerle bağ kuruyor ve daha da üst düzey Oradan ilerleyerek ne yapıyor Amerikan siyasetinde aslında bir işte lobicilik faaliyeti evet. Türkiye karşıta bir karalama kampanyası yürütmeye <laughs> çalışıyor. Biz bunu en son nerede gördük? NATO liderler zirvesi öncesinde bu örgüt üyelerinin ee, ABD Başkanı Biden'a bir mektup yazdığını evet. ve e, hala da aslında Türkiye'ye dönme umuduyla evet. Türkiye'ye baskı yapılmasını e, istediklerini öğrendik. E, şunu da hatırlatalım yani e, eski başkanlık seçimi döneminde bu örgütün Hillary Clinton'ın kampanyasına Açıkça bağış yaptığı da biliniyor. Evet. Dolayısıyla bu şekilde örgüt içerisinde şimdi bambaşka bir artık atmosferden ortamdan bahsediyoruz. Bu kavga'nın daha da büyüyüp farklı bir noktaya evrilmesi de öngörülüyor. Öngörülüyor. Peki.